Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vətinimiz Şərq Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay, Amerikanın Xitay şirketlerine koyan embargosuna narazılık bildirdi. Xitay Sodu Ministerliği Amerika'nın Xitay şirketlerine karşı elan kılgan embargo tedbirine narazılık bildiriş bilen bir vaqtta Amerika'ya karşı zorur tedbir kullandığı hakkında tehdit saldı. Xitay Yer Şarı Toru'nun 1. dekabrdaki haberde bildirilişçe Xitay Sodu Ministerliği'nin ahbarat elan kılışı yığında söz kılgan Xitay bayanatçı Xu Jiwetin Amerika'nın Xitay şirketlerine koyan embargosuna karşı zorur tedbir kullandığı hakkında tehdit salgan. Xabarda qeyd qilinishicha 25 noyabr Amerika Federativ Aloqa Komiteti 5 Xitoy korxonasining telegraf uskunalarini import qilish va sotishni cheklaydiganligini e'lon qilgan. Hamda Xitoy korxonalarining Amerikaning davlat bexatarligiga qabul qilg'ili bo'lmaydigan darajada xavf ekanligini bildirgan. Amerikaning yuqoriqi bayonotiga norozilik bildirgan Xitoy bayonotchisi Amerikaning davlat bexatarligi huquqini kengaytirib devlet kuchidan foydalanib Xitoy korxonalarini yomon niyatda bostirganligini Xitoyning buningga javoban zarur tadbir qo'llanganligini bildirgan. Amerika Federativ Aloqa Komitetining raisi Jessica Rosenworcel 25 noyabr bayonot e'lon qilib, ishonchsiz xabarlashish uskunalarini davlat ichida ishlatishga ruxsat qilmaslikka kafolatlik qilishi orqali davlat bexatarligini qo'g'dashga va'da beradiganligini, bu yangi qoidalarning Amerika xalqini telegrafga chetishlik davlat bexatarlik tahdididan qo'g'dash uchun yo'lga qo'yilgan tirishchanlikning muhim bir qismi ekanligini bildirgan. Amerika Federativ Aloqa Hukumatı bu kararını çıkarıştın burun Xitayning Huawei, Zhongsheng, Haikang, Hainingda ve Zhejiang Dahua qatarlıq 5 şirketini devlet bexatarligiga xatar yetkizdigan organlar qatarıga kirgizgan edi. Ve bu sebepler bilen mezkur Xitay şirketlerinin haberleşiş üskünleri yoki mulozimatlarini setib olishini cheklagan edi. Pakistan elçixanasiga hujum qilguvchilar qo'lga olindi. Pakistan'ın Afganistan'da duruşluk elçihanası'a hücum kılgan Daesh terörçileri kolga elindi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 5. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Pakistan'ın Afganistan'da duruşluk elçihanası aldıngı hafta namalum kişiler tarafından hücum kılıngan bulup, Afganistan İslam Emirlikinin bayanatçısı Zabihullah Mujahid bu hafta bayanat ilan kılıp, Kabul'daki Pakistan baş elçihanası'a hücum kılış vakasıgı çetişlik Daesh terörçilerini kolga alganlıqını, hücum kılgıcının çetellik Daesh azası ihkallikini bildirgen. Bildirilişçe Kabul'daki Pakistan elçihanası 2. dekabr hücum kovçurgan bulup, bir nefer elçihanı muhafizatçısı oq tutulup yarlanğan. Pakistan hükümet dairleri mezkur hücum vakasıda hücumçilerinin baş elçini kaslap öldürmekçi bolganlıqını bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Amerika uzunğu sozulgan Afganistan urushida mag'lub bo'lib, o'tgan yili avgust ayida Afganistandan chekinib chiqqandan keyin Taliban İslam Emirlik hokimiyatini qurgan. Shundan buyon dunyodagi hech qanday bir davlat oshkora holda Afganistan İslam Emirlik hukumatini rasmiy shaklda e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, ammo Pakistan elchixonasi ochiq bo'lib, barliq diplomatik xizmatlarini davom qilgan. Mutaxassislar Amerika bilan Tayvanning eng nachar ahvolga tayyorlik qilishi kerakligini bildirishdi. Beshburchaklik bino e'lon qilgan Xitoyning harbiy kuchi to'g'risidagi dokumentda Xitoy armiyasining Tayvanga hujum qilish uchun qilgan manevrlarining texnomi ko'payganligini hamda amaliy urush tusini olganligini oshkorlagan. Mazkur dokumentga asosan mutaxassislar Amerika bilan Tayvanni eng nachar ahvolga tayyorlik qilishga chaqiriq qilgan. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği aldıngı hafta 2022 yıllık Xitay'nın harbi küçü hakkında dokulat ilan kılgan. Dokulatta Xitay armiyesinin Tayvan'nı koral küçü arqılıq birlik keltirişki tayarlıq kılıvatkallıqı, Tayvan etrafıdaki harbi hareketleri ve manevrlerinin ilgirkeki qarğandı köpeygeliki ve emeli can tüsüge kirgeliki bildirilgen. Amerika'nın bir kısım harbi mutaxassisleri bu meselede barlıq paketleri şunu ispatlaydı ki, Tayvan bo'g'izidagi tinchlik buzilmoqda. Xi Jinpingning Tayvanga hujum qilish niyati bor. Washington bilan Tayvan butun kuchi bilan nachar ahvollarga taqobil turish uchun tayyorlik qilishi kerak degan. 29 noyabr 5 burchaklik bino parlamentga yo'llagan Xitoyning harbiy kuchi to'g'risidagi dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy 2021 yili Tayvanga qaratgan siyosiy, diplomatik va harbiy besimini oshirgan. 2021 yildan 2022 yilgacha Xitoy armiyasining Tayvan atrofidagi ig'vogarchilik va muqimsizlik paydo qilish harakatlari
bulup mu Tayvan talep kılgan hava müdafiye periklendiriş rayonuğu tecavüz kılış kılmışı ve Tayvan'ın sırtıdaki arallarını ilgili bilişini maksat kılgan manevrini öz içige alğan iğvagarcılık kılmışları şiddet bilen aşkan. Bu hadiseler Xitay armiyasının Tayvan'a hücum kılış planı ve iktidarını östürüşke tihimi tahirsiz halde tirişi vatkallıkının signalı buluşu mümkün iken. Kanada uruş parahotu evetip Tayvan boğazıdan ötüşünü planladı. Kanada Hindi-Tinik okyan stratejisini ilan kılıp Xitayını veyran kılgıcı köç dep süpetligendinkin Tayvan boğazı arkalık tihimi köp uruş parahotu evetişini planlagan bolup Xitay Taşqi İşlar Ministerligi bayanatçısı düşenbi günü Xitayının Tayvan boğazının igilik hukuki ve başkuruş hukukudun bahriman buluduğallıqını qayt ta'kidlegen. Fransiya Xalqara Radiosi Angliyaning pul muomili vaqt kesining xabarini naql keltirib xabar qilishcha, Kanada Tashqi ishlar ministri Melani Joli muxbirning ziyoratini qabul qilib, Tayvan bo'g'izi masalasiga kelsak, biz uning yanada xalqaroliq dengiz bo'g'izi ekanligini jazmlashtirishimiz kerak degan. U muxbirga bergan javobida yana biz Tayvan bo'g'izi masalasida xalqaro qoidalarni asos qilgan tartibni davomli ijro qilamiz. Şunlaşkı bu yıl yazda biz mu Amerika armiyesi bilen Tayvan boğazıdan ötüdüğen bir koğuduğuşi parahotumuzunu evettik. Biz Tayvan boğazıdan ötüdüğen koğuduğuşi parahotlarını yana evetimiz degen. Bildirilişçe Xitay emeldarları bu yılın 5'de Amerika'a Tayvan boğazının xalqara deniz sahası ihkallikini itiraf kılmaydıqallıqını etkan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili Melani Joli Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti Tashqi ishlar ministrlarining Ruminiyada o'tkazilgan yig'iniga qatnashgan bo'lib, Kanadaning Hindi-Tinich okean rayoniga yangidan harbiy mablag' selishni qaror qilganligini, bu orqali rayonning tinchligi va muqimligiga kafolatlik qiladiganligini bildirgan. Melani Joli yuqorqi so'zlarini Kanadaning Hindi-Tinich okean rayoniga qarata tungi tuzib chiqqan strategiyasini o'ttirib qo'ygandan keyin qilgan so'zida tilga olgan. Ma'lum bo'lishicha, Buxarestda Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotining tashqi ishlar ministrlari Xitoy masalasini atrofliq muzokara qilgan. Muzokara jarayonida Amerika Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotini Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy harakatining oqibatiga tehimo ahamiyat berishga chaqirgan. Turkiya va Azerbayjon qurolli qismlari birlashma harbiy manevr boshladi. Türkiye ve Azerbaycan kurallı kısımları Azerbaycan'da birleşme harbi manevr ötküzmekte. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatı da, iki devlet otursudaki harbi hemkarlık kilişimi ramkısı da Türkiye ve Azerbaycan armiyesinin Baku, Astara, Cebrail ve İmişli Katarlık vilayetlerde manevr başlıqallıqı bildirildi. Manevrde kurukluk ve hava armiyesi, alahidi kısım, istihkam ederetleri, başkurulduğun bomba ve zembirek etiratları türlük vazifelerini uğrundumaqda. Zamanevi uruş usulleri icra kılıngan bu qedimki manevirde her qaysi kısımlarının maslahışçan faaliyetlerini təşkilləş, deryadın ötüş üçün ponton kövürükü uğrunduş ve model düşmən rayonuğu konuş qatırlıq vazifeler uğrundalmaqda. Birleşme manevirde kısımlarının uruş ceryanıdaki maslahışçallıqı kapaletli kılış, başkuruşunu yakşılaş, tecrübe almaştırış ve hadımlarının kesbi iktidarını aşırış maksat kılındı. Azerbaycan Devlet Müdafiye Ministerliği bayanat ilan kılıp, manevirde yine keçidi vazife ötüş iktidarını namayan kılgallıqı, askerlerinin özleri bilen karşılaşkan simvol karakterlik düşman güçleri ve optomobillerini bitkit kılıp taşlıqallıqını uxturdu. Her qaysı kısımlarının uruş jarayonida maslahishni kapolatga ega qilish, başkuruş apparatlarını yaxshilash ve tecrübe almashtirish nişan qilingan birleşme manevr jarayonida askerlerinin nihoyat yuqori seviyede mahoratlarini namoyon qilganligi qayd qilindi. Her qaysı kısımlarının uruş jarayonida maslahishni kapolatga ega qilish, başkuruş apparatlarını yaxshilash ve tecrübe almashtirish nişan qilingan birleşme manevr jarayonida askerlerinin nihoyat yuqori seviyede mahoratlarini namoyon qilganligi qayd qilindi. Çavuşoğlu Türkiye'nin dünyavi küçüğe aylanganlığını bildirdi. Türkiye Taşqi İşlar Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Afrika kıtasından Asya kıtası geçe, Otur Asya'dan Balkan rayonuğucu bolgan payansız rayonda ümit çırığı yandırvatkan küçülük devletlerden biri ikerlikini etdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Çavuşoğlu paytaxt Ankara'daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi'de ötküzülgen Türkiye'nin igilik tiklügeci ve insanperverlikini çıkış noktakılıdığan taşkı siyasi temelik yığındı sözlügen ikiliş notkada
bugünkü günde dünyada ciddi meseleler, krizler ve uruşlarının yüz bir vatkallıkını, uruş ve tokunuşlarının 60%'nin Türkiye'nin yakın rayonunda işgallikini kayıt kıldı. Çavuşoğlu bugünkü dünyada fakat fikirler ve iktisadi faaliyetlerinle emez, tehditlerinin bu yer şağırlaşkallıkını, tokunuşlar, energiye ve yemeklik krizi, terörizm, klimat özgürleşi, çeteliklerge öçmenlik kılış, İslam düşmenliği ve tertipsiz köçmenlikteki hırslarının otturgu çıkıvatkallıkını eğitiş bilen birge, barğansırı küçüyüvatkan halkara rekabetinin pütkülü insaniyetki tehdit selivatkan meselelerini mi öz içi alğan krizlerge karıda, ortak halkılış çağırlarını tepişini kıyırlaştırıvatkallıkını, Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa İttifakı ve Avrupa Kengişi Katarlık halkaralık teşkilatlarının yer şarivi meselelerini halkılıştı yetersiz kıyırlaştırıvatkallıkını tehditlep mündak dedi. Bundak müşakkatlik mezgillerde yetekçilik kılalaydıgan, yol görüstelaydıgan, rehberlik kılalaydıgan, ilgilik tiklügeci güçlerge ihtiyaç var. Bugün ben pahırlengen halde şunu demekçimen ki, Türkiye bu güçlerinin aldınkı sepidi turudu. Türkiye Afrika kıtasıdan Asya kıtası gece, Otur Asya'dan Balkan rayonu gıcı bolgan payansız coğrafyada ümit çırgı yandırvatkan küçülük devletlerden biri bulup, Yer şarivi diplomatiyada en işencilik aktörlerden birige aylandı. Dünyavi meselelerinin kayıtsızı karısınız, hemmesi de Türkiye'nin halkılış çaresinin bir parçası ihkallikini görürsüz. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki programımızda görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.